Scout TV'den hepinize merhaba. Kocaeli Spor'umuz 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Altın Ordu'ya 3-2 mağlup oldu. Altın Ordu bir de penaltı kaçırdı. Ee, söylenecek çok fazla bir şey yok aslında. Kocaeli Spor mehter takımı gibi bir ileri iki geri oynuyor. Ya Bakıyorsunuz lider Erzurum Spor'u yeniyor 2-0. Ama e, sondan birinci takıma 2-0'dan maç veriyor 3-2. Hatta 4-5 de olurdu. Ya, biz de atabilirdik onlar da atabilirdi. Ama çok fazla pozisyon verdik, onu söyleyebilirim. Yani tam işler düzeliyor diyorsunuz, hop en olmadık bir takıma mağlup oluyorsunuz. Hoca Altınordu maçında geçen haftaki 11'i bozmadı, aynı 11 ile çıktı. Ben maç öncesinde ilk 11'ler açıklandığında bir tweet attım. Ben yani dedim Hoca aynı 11'i çıkarmış ama dedim Altınordu takımına Erzurum Spor'a oynadığınız gibi oynayamazsınız dedim. Altın Ordu takımına çok cesaret verdik biz. Ha biz de birazcık pozisyon bulduk. Hatta bayağı pozisyon bulduk. Onlar da bayağı pozisyon buldu. Yani biz çok fazla pozisyon verdik. Mehmet Taş yine stoperde başladı. Mancek'le beraber çift ön libero oynadı size. Diop 10 numara pozisyonda Santrafor'da Enetistel oynadı. Maça baktığımızda ilk 10 dakika çok kötü başladık. E, ee, i̇lk 10 dakika çok baskı yedik Altın Ordu'dan. İlk 10 dakika iki pozisyon verdik. 10. dakikadan sonra biraz oyunu dengeledik. Ee, ve golü de bulduk. Tistel'in çok güzel bir ortasıyla Diop çok güzel bir kafa vuruşuyla e, topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçtik. Yine etkili oynamaya devam ettik. Korner oldu. Ee, yine yine baktım korner atışına e, Atilla Turan hareketleniyor. Aha dedim. Ya yine mi dedim ya? Yine mi dedim. Baktım Atilla Turan köşe vuruşunu kullanmadan önce tek elini kaldırdı. Bu arkadaşlarına top hangi direğe atacağını, ön direğe mi, arka direğe mi atacağını e, şey yapan bir, taktik çalışmalarında bunu şey yaparlar. E, haber verir yani tek elini kaldırırsa ön direk, çift elini kaldırırsa arka direk falan gibi bunlar değişebilir e, gibi işaret yaptı. Ben dedim aha, acaba yeni bir şey mi deneyecek dedim. Elini kaldırdı. <laughs> acaba dedim çalışmışlar mı bir şeyler mi yapmışlar. İlk 16 hafta boyunca hemen hemen bütün köşe vuruşlarını Atilla Turan kullanmıştı. Ve istisnasız toplar hep ön atmıştı. Bu ortası çok güzel altı pasın içine gitti ve gol oldu. Pereira mı kafa vurdu orada altın ordu defans oyuncu mu vurdu tam orayı şey yapamadık. Anlayamadık. Sanki Altın Ordu'nun kafasından gitti top. Kaleye gibi geldi bana. 2-0 öne geçtik. Ona altın orduya pozisyonlar verdik. Biz de pozisyonlar bulduk. notlarım arasında bakayım. 40 ve 42. dakikalarda peş peşe iki tane %100'lük gol pozisyonu verdik altın orduya. Değerlendiremediler. Daha sonra iki pozisyonda biz bulduk. İkinci bölgede kapılan topta Mancek ceza alanının içine doğru yöneldi göbekten. Benhur müsait durumdaydı solda. Onun önüne bıraksa karşı karşıya kalabilir. Tamamen kendi vurmayı tercih etti. Kaleci çok rahat kurtardı. İyi bir vuruş yapamadı. Ben çok önemli bir pozisyonda orada bencil davrandım ancak. Diğer gol pozisyonumuzda da yine e, hızlı bir kontra hata çıktık. 3'e 2 yakaladık. Tistel e, pas atmak yerine kendi vurmayı tercih etti. Yani topun üzerinden hareket yapıp kendi vurdu kale. E, defanslarından döndü. Yani Önemli bir pozisyonu da harcadık burada. Yine bir bencillik yapıldı. Bir gol pozisyonumuz daha harcanmış oldu. İki yarıda altın oldu. futbolcular kendilerini çok fazla yere attılar Hakemi aldatmaya yönelik. Hakem çoğunu yemedi. Ta ki 45. dakikaya kadar 45. dakikada e, bir penaltı pozisyonu var Korca'nın. Bence penaltı değildi. E, top iki futbolcunun da kontrolünde değildi. Penaltı noktasının e, biraz daha e, içerisine doğru, altı pasa yakına doğru bir top atıldı. Altınordu'lu oyuncu da topa uzaktı. Korcan da topa uzaktı. İkisi de topa hareketlendiler. İkisi de topa müdahale edemeyip çarpıştılar. Yani top birinin hakimiyetinde olsa, topa hakimiyetinde olan futbolcuya yapılan müdahale penaltı olarak değerlendirilebilir. Ama top kimsenin hakimiyetinde değil de ortaya atılmış bir top. Kaleci de hareketlendi dediğim gibi. Altın futbolcu da hareketlendi. İkisi de topa müdahale edemedi. İkisi birbirine çarpıştı. Hakem penaltı verdi. Bence devam kararı vermesi daha doğru olurdu. Hakem bence verdiği bu yanlış kararla Altın Ordu'yu moralli soyma odasına gönderdi. İkinci yarının hemen başında 48. dakikada yine bir hızlı hücumda 2'ye 1 yakaladık rakip defansı. Yine bir yanlış pas tercihi e ee, çok güzel bir pozisyonu harcadı. Yani orada çok rahat bir şekilde arkadaşının önüne bırakabilirdi. Ee, bu son final paslarında çok yanlış tercihler kullandı futbolcularımız. 62'de yine bir e, etkili kontraya çıktık. Yine rakibi eksik yakaladık. Yine bir final pasındaki hatalı tercih yine bir pozisyonumuzu öldürdü diyebilirim. Maçın kırılma anı bence 66. dakikaydı. 66. dakikada Yiğit Ali ee, ...çaprazdan karşı karşıya pozisyonda topu avuta gönderdi. Ee, bence çok önemli bir pozisyonda Yitali klasındaki bir futbolcuya bence yakışmadı o vuruş. Ee, sol ayak içiyle e, uzak köşeye vurmayı denedi. Top avuta gitti. Halbuki orada yine sol ayak içi veya sağ ayak dışı fark etmez. Topun dibine girse rahat bir şekilde golü atabilirdik. Kaleci yere atmıştı pozisyonda. Klasik bir santrafor oyuncusu orada çok güzel bir şekilde çok e, pleseyle topun dibine girerek orada çok güzel golü yapabilirdi. Ve futbolda klasik bir tabir vardır atamayan atarlar diye. İkinci yarıda başladığımızda iki kontradan final paslarını yanlış tercih yaptık kaçırdık. Bir de Yiğit karşı karşıya kaçırdığı pozisyonun ardından futboldaki yazılı olmayan kural olan atamayan atarlar kuralı işledi. Birkaç dakika sonra geldiler ikinci gol attılar uzaktan bir vuruşta. 74'te yenik duruma düştük. Bize göre sol taraftan yapılan ortada ceza alanı içinde çok rahat vuruş yaptı. Bomboş pozisyon. Golü attılar. Neredeyse köşe gönderinin dibinde arkası dönük altın ordulu futbolcuya orada iki tane defans oyuncumuz bir Mehmet Taş sola doğru gitmişti. Atilla Turan da oradaydı. İki kişi nasıl oradan çok rahat bir şekilde orta açtırdılar o adama. Bu hata İkincisi altı pasın önünde Diego'nun marke ettiği adam nasıl Diego'nun önüne geçip de orada o vuruşu yapabildi? Bu da bir hata. Bunları bir sorgulamak lazım. Zincirleme hataları olunca gol yemeniz de kaçınılmaz oluyor maalesef. Sise'yi çok övdük övdük ama bu maçta sahada yoktu neredeyse hiç etkili olamadı. Spiker'in adını telaffuz ettiğini bile hiç duymadım yani. Hocanın e, oyuna hamleleri yanlıştı. Bak burası çok önemli. Benhur'u çıkardı. Bir de Tistel'i çıkardı. Bunlar e, ikisi de hatalı kararlardı. E, Yiğit Ali ile İsa'yı oyuna almasına bir şey demem. Yani yedek kulübesine baktığınızda oyuna sokabileceğiniz hamle oyuncuları yani ofansif anlamda İsa'dır, Yiğit Ali'dir. Eyvallah. Oyuna girenlere bir şey demiyorum. Ama oyundan çıkardığı oyuncular da hata yaptı hoca. Devre arasında e, kulübün Instagram hesabından yaptığı e, skoru, bunun altına yorum yapmıştım ben. Orada demiştim ki Mehmet Taş defansta çok sırıtıyor demiştim. Mehmet Taşı çıkarıp Mevlütü alması lazım demiştim. Alpay Manisa FK maçında e, çok beğenmemiştim onu. Yani bir elinde alternatif Mevlüt var, Origin stoper. Mehmet Taş'ın çıkması gerekiyordu. Çok fazla pozisyon verdik. Oyundan çıkması gereken oyuncular e, benhurla Tistel değildi. Pereira ile Diop'u çıkartabilirdi. Diop gol atmasına rağmen yine sahada yok gibiydi. Oyun içinde çok fazla ağırlığını koyamıyor. O yüzden ikinci yarının başında Mehmet Taş'ı çıkarıp Mevlüt'ü Üstoper'i alsaydı. İleride de Pereira ile Diop'u çıkarsaydı. Tisteli Kanada çekip İsa'yı Santrafor'a koyup Yitari'yi de 10 numaraya çekebilirdi hoca. Benhur Latistel çıktıktan sonra ataklarda sıkıntı yaşamaya başladık zaten. 83. dakikada Mancay'ın gereksiz arkadan bir e, fuali sonucu hakem penaltı verdi. Net bir penaltıydı. E, Mehmet Taş kademedeydi. Mehmet Taşa doğru geliyordu Altınordulu oyuncu. Arkadan o müdahaleyi yapması çok gereksizdi yani. Neyse ki Korcan penaltıyı kurtardı. 90. dakikada yine karşı karşıya bir pozisyon verdik. Korcan çıkardı son olarak da şunu söyleyeyim maç hakkında. E, ligde çubuklu formayla beyaz forma haricinde forma giymedik. Bildiğim kadarıyla 5 çeşit forma var. Beyaz formanın uğursuz geldiğine inanmaya başladım artık. O yüzden deplasmanda beyaz forma yerine mavi forma veya da yeşil forma giyilebilir. Bu da bir yani arada arada insanların totem yaparlar ya. Onun gibi bir şey düşünülebilir. Neyse e, Kocaeli Spor iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor bilemiyoruz. Dediğim gibi hani programın başına da söyledim. Mehter takımı gibi yani bir ileri iki geri gidiyor. Kocaeli Spor takım olarak coşkulu oynayamıyor. İçerideki coşkuyu deplasmanda yansıtamıyor sahaya futbolcular. Bu da e, taraftar faktöründen kaynaklı. İçeride 3 puanın 1,5 puanını taraftar aldırıyor zaten. Geri kalan bir buçuk puan da alması sahadaki futbolcuları düşüyor. onlarda da çoğunlukla içeride e, alıyorlar yani o coşkuyu sahaya yansıtıp mücadeleyi coşkuyu alıyorlar. Ama deplasmanda tabi taraftar olmadığı için deplasmanda ruh gibi sahada geziniyorlar. O coşku, mücadele temaslı oyun göremiyorsunuz. Yani oyun anlamında 17 haftadır sahaya konulan bir şey yok. Yendiğimiz maçlarda da iyi futbol sergileyip yenmedik. Hani baktığımızda 17 haftanın geneline yendiğimiz maçlarda genelde kötü oynamışızdır. Rakibe çok pozisyon vermişizdir. Onlar beceriksiz davranıp atamamışlardır. Biz yenmişizdir. Yenildiklerimizde de zaten hiçbir şey yapamamışızdır sahada. 17 hafta sonunda hala bir oyun şablonu oturtamamamız çok düşündürücü aslında. Hoca kendisi basın toplantılarında biz kontra takımıyız diyor. Ama şöyle bir şey var. Ligdeki bütün takımlara karşı kontra oyunu oynayamazsınız. Ligde kadro kalitesi bizim çok altımızda olan takımlar var. Zayıf takımlar. Bunlara karşı da mı kontra futbol oynayacağız biz? Hocanın alternatif oyun planları üzerinde durması lazım. Sadece kontra atak Sadece kontrol atak olmaz. Güçlü takımlara karşı işe yarıyor. Ama o güçlü takımlar çok kaçırırsa işe yarıyor. Mesela geçen Erzurum maçında 2-0 yendik. Mücadele iyiydi. Coşku takdire şayandı futbolcuların. Ama yine bir dünya pozisyon verdik Erzurum'a. Erzurum biraz becerikli olsa yani sonuç çok farklı olabilirdi. Bu hafta da Altınordu gibi bir sondan birinci takıma Erzurum'a verdiğimizin 2-3 kat pozisyon verdik belki. Yani evlere çendik. Cidden hiç anlaşılır gibi değil. Yani 2 maç kaldı devrenin bitmesine. İçeride Eyüp maçı var. Sonra deplasmanda Adana maçıyla ilk devreyi bitiriyoruz. Hoca anladığım kadarıyla devre arasında kadar gidip devre arasında karar verecekler. Bilmiyorum yani ben bir ileri iki geri gitmemiz yendiğimiz maçlarda bile eze eze yendik diyemeyişimiz hiç 17 hafta sonunda hala bir adam akıllı bir oyun planı geliştiremememiz gibi gibi bir sürü şey beni hocadan soğutuyor açıkçası. O yüzden özellikle abuk subuk takımlara puan kaybetmemiz. Şimdi mesela altın orduya 3 puan verdik. İçeride menemeni çok rahat yenmemiz lazımdı. Onlara da bir 3 puan verdik. Eder 6 puan. Ondan sonra yine içeride Gençler Birliği maçı oynadık. 1-0'dan 2-1 verdik. O da evlereşenlik. 2 tane hatalı gol yedik. Abuk subuk çok rahat alacağımız maçı verdik. Oradan da bir 3 puan verdik. Onu da ekle 9 puan. Deplasmanda Denizli'ye karşı 1-0 öndeyiz. 79. 80. dakikada yedik. 1-1 bitti. Orada da çok aşırı derecede kapandık. Çok gömüldük kendi sahamıza. Hiç çıkamadık. Adamlar geldi, geldi, denedi, denedi, denedi. En sonunda 80. dakikada attı yani. Oradan da gitmiş bir 2 puan var. Etti mi sana 11 puan. Manisa FK'da ligin zayıf takımlarından biri. Yani bu şu kadro kalitesiyle bizim Manisa FK'yı da geçmemiz gerekirdi. Oradan da bir 3 puan almamız gerekirdi. Ettim sana kaybedilmiş 14 puan. Şu an aldığımız 23 puanın üzerine 14 puan ekleyeyim bakayım kaç yapıyor. Şu an biz liderdik yani. Aa bakın mesela bugün Altınordu 2-0'dan 3-2'ye getirdi. 3-2'ye getirdikten sonra hiç kapanmadı. Tam tersi ileride bastı bize. Değil mi? Ya mesela aynı durumda biz olmuş olsaydık biz e, 3-2 önde olmuş olsak full kapanırdık yani hiç ileri çıkamazdık ki o ligin ilk başlarından itibaren son birkaç haftaya kadar 10. dakikadan 90. dakikaya kadar kapanan bir takımdık. Şimdi biraz biraz açıldık. İlk yarı en azından biraz dengede götürürüz. İkinci yarı kapanıyoruz. Bu maçta onu da biraz açtık ama çok fazla pozisyon verdik. O yüzden yönetim e, bir değerlendirme yapacaktır muhakkak kulüp adına kulübün geleceği adına e, en doğru kararı vereceklerini ümit ediyorum. Evet sevgili Last TV izleyicileri programın sonuna